Şimdiki konumuz herkesin merak ettiği cilt yaşlanması ve konuğumuz da medikal estetik hekimi Doktor Ufuk Alatekin. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. Hoş geldiniz sevgili hocam. Merhaba, hoş bulduk. Yaşlanmadan hep her zaman bahsediyoruz. Daha doğrusu yaşlanmamaktan bahsediyoruz. Bizim izleyicilerimizin genel duymak istedikleri nasıl yaşlanmayabiliriz? Daha doğrusu nasıl güzel yaşlanırız? Evet, biz de size bunu sormak istiyoruz. Aslında önlenebilir bir şey değil. Hepimiz yaş alıyoruz. Yaşlanma biraz daha sert bir kelime geliyor. Yaş almak önleyebileceğimiz bir şey değil ama bunu koruyup güzel yaş almayı sağlıyoruz. Artık güzel yaşlanabiliriz. O. Evet, güzel yaşlanabiliriz. Evet. Daha kaliteli cilt yapısına, bedene, ruha sahip olabiliriz. Yaşlanma zaten en büyük etken güneş ışınları. Cildimizi yaşlandıran. Onun dışında çevresel faktörler. Artık eskisi kadar doğal koşullarda yaşamıyoruz. İşte çevre kirliliği, sigara, yediğimiz besinler, maruz kaldığımız radyasyon hepsi cildimiz için olumsuz etkenler. Evet, maalesef. Bunların etkilerini en aza indirmeye çalışıyoruz. Böylece yaşlanmaya karşı bir önlem alıyoruz. Peki neler yapabiliriz? Yaşlanmayı önlemek adına söyleyebileceğiniz, hızla bize ümit verebileceğiniz şeyler neler? Bir kere temelde herkesin kendine çok iyi bakması lazım. Düzgün, dengeli bir beslenme, iyi bir yaşam kesinlikle, iyi bir uyku düzeni, çevresel faktörlere, olumsuz olanlara daha az maruz kalma ve elimizde tabii artık çok güçlü silahlarımız var. Ne bunlar? İşte merak ettiğimiz silahlara işte bu. Ulaşalım Sayın Hocam. İşte mesela mezoterapi yöntemleri, işte kendi kanımızdan alıp yapılan yöntemler. Şimdi son derece revaçta olan DNA ışıltısı dediğimiz bir yöntem. Bunların hepsi bizim cilt yaşlanmamızı engelleyip daha iyi, daha güzel görünmemizi sağlayacak DNA faktörler. DNA ışıltısı yeni duyduğumuz bir şey. Sadece yüz için mi? Tüm vücutta kullanılabilir. Çünkü değdiği her yeri canlandıran, evet, gençleştiren, hücre yaşlanmasını engelleyen bir yapıya sahip. Ama en çok kullandığımız bölge yüz, boyun, evet. Dekolte. Tabii yani gözler kalbin aynasıdır. Yüz de insanın vitrinidir. Elbette yapılan birçok şey en çok tercih edilen bölgelerin başında da yüz bölgesi geliyor. Evet. Peki bu bahsettiğiniz DNA ışıltısı yüz bölgesinde nasıl uygulanan bir yöntem? Şöyle, mezoterapi yöntemiyle uygulanan bir yöntem. Aslında ilk duyduğumda beni çok heyecanlandıran bir çalışma. Yabani somon balıklarından elde edilen, onların DNA'sından elde edilen bir ürün. Genetiği hiç bozulmamış olmasından kaynaklanan kesinlikle bir şey. Ne kadar evet safsa o kadar güzel. Şöyle etkili bir ürün. İçinde polinükleotit dediğimiz yapı var. Bu yapı hem su tutulmasını sağlıyor, hem cilt hücrelerinin yaşlanmasını engelliyor ve cildin kalitesini arttırıyor. Yani yaptığınız işlemden sonra ışıl ışıl, dolgun, parlak bir cildiniz oluyor. Eskiden hastalarımız, işte biz çeşitli ürünlerle, dolgularla yüzümüzde yaşta oluşan çöküntüleri gidermek için hyaluronik asit yoğunluğu olan uygulamalarla çalışıyorduk. Ama dolgu istemeyen yüzünde... Bu yeni bir uygulama evet, o zaman. Evet. DNA ışıltısı çok yeni bir uygulama. Peki yaşlanmanın... özelliğinde bazı maddelerin kaybedilmesi var. DNA ışıltısıyla bu kaybedilenleri mi veriyoruz yoksa tamir mi ediyoruz? Aslında ikisini de yapıyoruz. İkisini yani de yaşlanma yapıyoruz. Dediğimiz olay vücudumuzdaki işte kolajenin, hyaluronik asitin azalması ve ona bağlı işte ciltte kırışıklıklar, çöküntüler olması. Biz DNA ışıltısıyla hem bu ürünlerin yerine konmasını sağlıyoruz hem de vücudun yeniden kolajen uyarmasını aktifleştiriyoruz. Yeniden kolajen demek de daha canlı, daha genç bir cilt demek. Şu anda bizi dinleyen sevgili izleyicilerimizin hepsi heyecanlandılar. İşte yaşlanmanın da sırrı bulunmuş, çözülmüş demeye başladılar duyar gibiyim. Peki bu yöntem, mezoterapi yöntemiyle uygulanan bu işlem ağrılı mıdır? Ya, çok mu acı çeker kişiler? Aslında şöyle, son derece konforlu. Toplam 9 noktaya uygulanan, lokal anesteziyle uyuşturulma sonrası uygulanan... Gösterebilir misiniz bize peki? Yoksa yüzde... Hangi 9 noktaysa merakımızdan da giderelim. Yüzde gösteririz. Yani evet. Tüm yüzünüzü tarayacak şekilde belli. İşte göz altlarını, yanakları... Şakaklar. Şakakları. Göz altındaki bölgeye, evet, burun kenarı. Kenarı.
ve çene birleşim yeri, ağız sarkmalarını önlemek için ağız kenarının olduğu yerler. Hı hı. Yani son derece basit uygulanması gereken. Bir de en büyük avantajı mesela dolgu istemeyen, işte aşırı bir volüm istemeyen hastalar için dolgu efekti yaratan, dolgu olmadan dolgu efekti yaratan parıl parıl bir cilt. Tabii son zamanlarda en çok istenen şeyler sevgili Zehra sana da danışanlardan, beslenme danışmanlığına gelen kişilerde de bir istek vardır. Anormal görünmek istemiyorum. Tuhaf irilikler, tuhaf zayıflıklar, tuhaf şişmanlıklar istemiyorum. Sokaktaki insanın iyi halini taşımak istiyorum diyenler evet. size daha çok geliyor. Kesinlikle. Artık herkes korumak istiyor. Kimse evet. yaş almak istemiyor. Evet. Ama doğallığı bozulsun istemiyor. Doğallığın bozulmasını ve da o yüzden ona göre uygulamalarımız aslında var. Aslında sadece doğallık da bozulmuyor. Ekstra güzellik de geliyor. Tabii. Yani burada hem doğallık tabii. bozulmasın diyor ama yani belki iyileştirmeye doğru gidiliyor. Evet. Kesinlikle olanı öyle. Olanı çok iyi hale getiriyorsunuz anladığım kadarıyla. Çünkü yaşlanmanın önüne geçiyorsunuz. Cilt altındaki hücrelerimizin yeniden canlanmasını, yenilenmesini ve daha işte fazla kolajen üretmesini sağlayıp daha pırıl pırıl, daha genç bir cilde sahip Peki, oluyorsunuz. Peki 9 noktaya bu DNA ışıltısını yaptınız. Ertesi gün ışıl ışıl mı geziyor hastamız? Şöyle 48 saat içinde etkisi başlıyor. Tam sonuç almamız yaklaşık bir hafta içinde ortaya çıkıyor. Kaç defa yaptınız? 2 veya 3 kere yapılıyor ve evet 6 ayla işte 1-1,5 yıla kadar etkisi sürüyor. Yani yılda 2 defa en azından en yoğun tedavisi yılda 2 kez size bir kür halinde tedaviye gelecek. Ya artık evet aynen öyle. İnsanlar da alıştılar. Yani kuaföre gitmek gibi oldu kendine bakmak. Yani bedenimiz özellikle yüzümüz vücudumuzun evet. en önemli parçası ve herkes iyi görünmek istiyor. Bunun için yılda İşte 2-3 kere bir doktora gidip muayene sonucu ihtiyacı olan şeyleri yaptırmak ve korumak çok anlamlı. Peki bu uygulamayı yaptırdım. Güzel, çok güzel oldum. Şey diyor musunuz? İşte suyumuza dikkat edelim. İşte birkaç gün işte güneşe maruz kalmayalım gibi şeyler var mı? Makyaj yapmayalım. Tabii. Şöyle aslında en temel olay beslenmemiz. Zaten ne olursa olsun hiç işlem yaptırmasak bile güneşe çıkarken mutlaka güneş koruyucumuzu kullanmamız gerekiyor. İşlem sonrası yapmamız gereken çok özel bir şey yok. Sadece hafif bir kızarıklık ve ödem olabilir. Belli belirsiz fark edilmeyecek gibi. Onu da yaklaşık 10 dakikalık bir buz uygulamasıyla hallediyoruz. Soğuk uygulamalar halledebiliyoruz. Tabii evet. bol bol su içmesini de mutlaka ve mutlaka hastalarımıza söylemek Her gerekiyor. Uygulama için o önemli. Onu kesin yani olmazsa olmazımız zaten. Ama hani iğneli, ufak iğneli de olsa uygulama olduğu için aynı gün havuza girmesini, işte güneşlenmesini, evet. ama sokaktaki güneşten bahsetmiyoruz, önermiyoruz. Onun dışında dikkat edilmesi gereken bir girmesin. Şey yok. Evet, bir iki gün girmese iyi olur. Spor yapsın mı? Aynı gün yapmasın ama ondan sonra devam edebilir. Yani hayatı engelleyen bir şey Hiçbir değil. Hiçbir şey yok aslında. Evet, evet. Hiç sadece değiştirmiyor hayat düzenini. Peki Ufuk Hocam, size şu şekilde söyleyen var mı? Bu DNA ışıltısı ne kadar zamandan beri yapılıyor? Benim yüzümde bir reaksiyon yapar mı diyenler var mı? Şöyle hiç görmedik. Evet, hastaların böyle kaygıları var ama yapılan çalışmalarda da hiç alerjik bir reaksiyon görülmemiş. Kendi uygulamalarımıza da denk gelmedik. Tabii ki hekim kontrolünde, onaylı kliniklerde ve doğru Tabii. teknik, doğru yöntemlerle yapılmak kaydıyla. Kesinlikle, kesinlikle. Merdiven altı yerlerden kaçınılması gerekiyor burada. Yaş sınırlaması var mı peki? Yaş sınırlamamız yok. Ama zaten artık 30'lu yaşlara yakın insanlar başlıyorlar. Koruma amaçlı. Koruma tedavisi diyoruz. O yüzden herhangi bir yaş sınırlamamız yok. Yani ileri yaştaki hastalarımızdan da gayet iyi sonuç alıyoruz. Çünkü siz yapay bir şey yapmıyorsunuz. Cilt altına sadece cildi besleyecek ve kolajen üretimini arttıracak ürünler koyuyorsunuz. Tabii ne kadar canlı hücreniz, ne kadar sağlam hücreniz ve kolajeniniz varsa bu sizin için artı bir avantaj. Peki bu işlemi yaptırdık. Evet, gençleşmeye de başladık. Işıl ışıl da ediyoruz. Ufuk Hocam ne olur bana biraz daha bir şeyler yapın ama çok enjeksiyonlu olmasın. Daha ışıldayayım demek istiyorsa bir hasta kombinasyon yapıyor muyuz? Başka bir cihazlar falan kullanabiliyor muyuz? Tabii. Genelde mevsimine göre değişmekle beraber bir sürü yöntemlerimiz var. İşte lazerlerimiz var. Cilt bakımlarımız artık eskisi bununla gibi birlikte. Değil. Evet, bununla birlikte. Ve en önemli şey diyet. Eğer hastanızın biraz da kilo sorunu varsa veya nasıl sağlıksız besleniyorsa çünkü artık herkes çok çalışıyor. Evet. O
tuzlu, baharatlı besinler çok kullanıldığında vücut suyu kaybedebiliyor. Suyunu içmiyorsa yine aynı şekilde. Çok doğru ama her zaman bu kadar dengeli beslenemiyoruz. Hepimiz kaçırıyoruz. Tabii. Ama kaçırmamak da. Bence bu bir kültür olmalı. Doğru beslenme. Kesinlikle. Bu işlemler ve cildimizi kendi korumamız. Spor. Bütün olarak. Bu işlemler, evet. Diyet, evet. Pozitif enerji. Yaşam tarzı değişikliği. Yaşam tarzı, diyelim. Evet. Kesinlikle. Evet, ben son günlerde bir makalede okudum. Eşlerin veya sevdiğiniz birisiyle bir gün içerisinde birkaç dakika ten teması, el ele tutuşarak veya dokunarak ve yüzüne bakarak güzel bir diyalog, bir sohbette bulunmanın sağladığı endorfin, mutluluk hormonunun işte şu kadar besinden alınandan çok daha fazla olduğunu okudum. Doktor Bey de o zaman işlemi yapmadan önce güzel iltifatlar yaptıktan sonra tekrar güzel iltifatlarla birlikte hastalarla kombinasyon böyle bir kombinasyon olabilir zaten. Pozitif elektrik, doğru beslenme, doğru yaşam tarzı, doğru tedaviler, doğru düşünceler, çok insanı yormayan fikirlerle birlikte hayat çok daha güzel yaşanır. İşte ama o yüzden biz buna çok yaşa diyoruz. Zaten bizim işimiz biraz güven işi. Biraz değil aslında, tamamen güven işi. Yani tabii, size güvenmeyen, enerjinizi beğenmeyen kimse oturup da yüzüne işlem yapmanıza izin vermez. Beraber planlıyorsunuz. Evet hocam, çok çok teşekkür ediyoruz sizlere. DNA'mıza kadar bir gençleşmenin yapılabildiğini, o ışıltının, yüzümüze yansıyan ışıltının DNA'mızdaki değişikliklere kadar varan bir tedaviyle yapılabildiğini öğrenmiş olduk. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz size. Çok teşekkür ediyoruz. Işıltı kelimesi gerçekten programımıza ışıltı kattı. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben sağ çok olun. Teşekkür ederim daha önceki davetiniz için. Evet sevgili seyirciler, programımız hızla devam ediyor. Sırada medikal estetik hekimi Doktor Şafak Göktaş var efendim. Bekliyoruz.